Emine yok mu bugün? Eksikliği hissediliyor yani. Hem de nasıl hissediliyor? İzinliydi bugün. Ha. Düğüne gitsin diye izin verdik. Saçma sapan hareketler yapmış. Ha. Rezil etmiş kendini. Dönsün soracağım bunu. Tamam, kız yapmış bir hata. Yani kendi çok pişman zaten. Gitme üstüne. Ne oldu? Anlamıştım zaten ya. Hiç paylaşım yaptım. Hiç bunu sıfır. Emine paylaşım yapmayınca anladım ben bir şey olduğunu. Bak başına neler gelmiş Gülür. Hastanelik olmuş. Bilseydik giderdik hastaneye. Bana da haber vermemişler ki apar topar gitmişler hastaneye. Ama saçma yani Gülür. Sinirleniyorum böyle şeyde. İnsan hastaneden bir fotoğraf paylaşır da benim kolumda serumla falan anlarız. Yani bizim de bilme hakkımız var öyle değil mi Gülür? Doğru söylüyorsun Tuna'cığım. Ben sana sonuna kadar katılıyorum. Yemek de harika olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız bu kuzu inciği yerken de hep aklıma sen geliyorsun kardeşim. Onu da söyleyeyim yani. İyi misin? Gülme de ye. Tamam. İyi misin Eray? İyiyim. Eray Bey, ben şeyi anlayamadım. Niye kuzu incik yerken Haluk geliyor aklınıza? Ya hatırlamıyor musunuz? Haluk'un kuzu inciklerini sokak köpekleri yemişti. Sonra sen hayvanseverlerden plaket almıştın ya. Ya siz nasıl hatırlamıyorsunuz Mertem Hanımcığım? Hatta siz verdiniz ya incikleri hayvanlara. Nasıl hatırlamıyorsunuz bunu? Yok, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum da sizin bu anıyı bilmenize şaşırdım ben. Aşk olsun. Aşk olsun, bu burada duyulmamış olsun yani. Ya ben Haluk kardeşimle ilgili her şeyi ezbere bilirim. O da benimle ilgili bilir. Öyle değil mi kardeşim? Kardeşim sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Ya nereden bu kadar detayı biliyorsun? Kusura bakma. Yani ben seni hatırlamıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum seni. Kimsin sen ya? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Ne demek tanımıyorum seni falan? Tanımıyorum kardeşim seni. Vallahi tanımıyorum. Biz nereden tanışıyoruz? Oh, rahatladım. Sen dinliyoruz. Kimsin sen? Ay, nasıl hatırlamıyorsun kardeşim ya? Yani ben seni ekledim. Sonra sen de kabul ettin. Biz seninle Face'ten arkadaşız ya. Ya ne diyorsun ya? Ben doğru düzgün sosyal medyaya girmem bile. Yani böyle arkadaşlık mı olur? Neden olmasın? Yani ben senin bütün gönderilerini beğeniyorum. Hepsini yorum yapıyorum. Hepsini kendi sayfamda yayınlıyorum tekrar tekrar. Yani vay be. Demek arkadaş olamamışız yani ha? Ya tamam seni kabul etmişim ama niye kabul ettiğimi bile bilmiyorum. Tamam tamam kardeşim tamam sağ ol. Ben anladım anlayacağımı merak etme sen. Ben hepinizle ilgili bütün bilgiyi Haluk'un paylaştığı fotoğraflardan öğrendim zaten. Yani sizinle beraber güldüm, sizinle beraber ağladım. Ama şimdi Tuna kardeşimin de hakkını yemeyeyim. Onun sayesinde de birçok şey öğrendim yani. Rica ederim. Ya ben seni ekliyorum bak şimdi şey oldu sen şey yaparsın. Bu arada tabii İrem'in de hakkını yememek lazım. Yani İrem de mutlaka paylaştığı her şeyi birilerini etiketliyor. Oradan bütün her şeyi gördüm ben de. Özetle ben sizin arkadaşınız olduğumu sandım. Ama olamamışım yani. Hatırlanmıyormuşum Haluk'cum. Artık burada durmamın da bir anlamı kalmadı. Ya kardeşim sen deli misin? Böyle arkadaşlık mı olur? Sus. Konuşma. Konuştukça kalbimi daha fazla kırdın. İyi akşamlar. Tanımadığımız adamı eve almışız. Emin evde yaşadı bizle. Bizde kaldı. Ay inanamıyorum Mertem. Ben sana söylemiştim tanımıyorum diye. Ama sen tutturdun. Düşün Haluk. Hatırlamaya çalış Haluk. Bunlar hep sizin yüzünüzden. Eğer paylaştığınız şeylere beni etiketlemeseydiniz bunların hiçbiri olmayacaktı. Bizle ne alakası var? Sen niye tanımadığın, etmediğin insanları sosyal medya hesabına kabul ediyorsun? İnsan bir bakmaz mı kimin arkadaşlık isteğini kabul ettim diye? Ya bu arayı hala kabul etmedim.
Çocuklar çıldıracağım ben galiba. Tuna biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? İnsaf Tuna. Etmemiş. Ya ben zaten farkında bile değilim neyi kabul edip neyi kabul etmediğimin. Yani şu sosyal medya çıktığından beri başıma gelmedik kalmadı. Ya doğru düzgün kullanmayı öğrensen bu sorunları yaşamazsın Haluk. Ayrıca sen niye ayarlardan etiket düzenlemesi yapmadın? O ne demek ya? Neden bahsettiğini bile bilmiyorum. Al, ne yapıyorsan yap. Baş tutacaksın. Kadınsın. Tamam, ben düzenleyeceğim şimdi. Ya şöyle, seni herkes fotoğrafına etiketleyebilir. Ama sen onay vermediğin sürece o fotoğraf senin profilinde görünmez. Bak mesela. Tuna bir tane fotoğraf paylaşmış burada. Belgrad Ormanı'nda spor keyfi diye. Sen bu da normalde eğer düzenlemiş olsan etiketleri, sen izin vermeden bu fotoğraf senin profilinde görünmez. Ben herkese etiketledim ama çok güzel bir anı bak. Hey! Ona yere nasıl kabaklanmışım? Sen bunu paylaştın mı? Evet. Haluk'cum işte paylaşmış, sen de düzenleme yapmadığın için hem Tuna'nın arkadaşları hem de senin arkadaşların bu fotoğrafı görmüş. Bak mesela benim hesabımda bu düzenleme var. Biri benimle ilgili bir fotoğraf etiketlediğinde bana soruyor. Bu fotoğraf senin profilinde görünsün mü diye. Ben eğer onaylarsam görünüyor, yoksa görünmüyor. Ama benim etiketlediklerimi onaylıyorsun değil mi Meltem? Yani onlar var yani. Hani beğendiklerimi onaylıyorum diyelim. Vay vay vay. Demek öyle. Demek filtreden geçiriyorsun. Görüyorsun değil mi görüyorum? Tabii ki öyle yapacak Tuna. Sen içtiğin kahvenin resmini oraya koyuyorsun. Hepimizi oraya etiketliyorsun. Ben ne yapayım senin kahveni benim profilimde? Bırakın artık bunları. Beni sakın etiketlemeyin. Benimle ilgili bir şey paylaşmayın. Yani şu sosyal medyaya bak ya, çok tehlikeli oldu bu ya. Yani tanımadığımız bir adam, düşünsene benim karımı biliyor, en yakın arkadaşlarımı biliyor, iş arkadaşlarımı biliyor, hayatımla ilgili her şeyi biliyor. Maalesef öyle. Çok fena. Bizimle ilgili yani bir tek Sıma'yı istemeye gittiğimiz geceyle ilgili bir bilgisi yok. Niye? Çünkü o gece paylaşım yapılmadı. O da Rıza Bey sayesinde. Sertaç Bey dışında. O da bir tane paylaşım yaptı. Dolayısıyla o resme bakıp da o paylaşıma bakıp da bir şey anlayamıyor. Doğru. Ha bir de babamı tanımıyor tabii. Çünkü onun sosyal medya hesabı yok. Evet, kapattı. Doğru söylüyorsun. Ya, hakikaten çok tehlikeli bir durum ya. Yani hani bankalar soruyor ya böyle güvenlik için annenizin kızlık soyadının 3. ve 5. harfi diye. Düşünsene benim arkadaş listemde eğer annem varsa o annemin kızlık soyadını güzel güzel görüyor, her şeyi öğrenebilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım zaten. Sosyal medyada böyle her bilgiyi paylaşmamak lazım. Duyuyor musun Tuna? Neyi? Duyuyor musun? Ne duyuyorum? Akıllan sen de. Her şeyini paylaşma. Evin adresini, iş yerinin adresini koyma oraya. Söz mü? He? Söz mü dedim? Tamam Gönül. Söz. Tamam. Tamam, Allah Allah. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizi Allah korudu. Yani şanslıyız ki iyi niyetli birine denk geldik. Evet. Çok kötü şeyler olabilirdi. Haluk, ben senin listeni kontrol ediyorum. Başka böyle tanımadığın kimse var mı? Tamam, sen bak. Oğlum sen niye benim düşen fotoğrafımı paylaşıyorsun ha? Hiç. Yere kabaklanmışım, onu paylaşayım. Paylaşayım. Her şeyi paylaşıyorum. Haluk, bu kim? Bir dakika, tanımıyor işte. Ya niye bakmadan kabul ediyorsun insanları? Yaptın mı ayarları? Yaptım. Hallettin mi her şeyi? Son kontrolleri yapıyorum, evet. Bak Zeynep'in okulundan falan da bir paylaşım yapma ha. Haluk niye yapayım? Ya bugüne kadar yaptım mı ben böyle bir şey? Vallahi bilemem. Siz sosyal medya bağımlılarından her şey beklenir. Halloldu değil mi? Evet. Eminsin? Evet Haluk. Haluk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evi.
halimi.